Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Kahveleri yaptım iki kişilik çünkü misafirim var. Böyle ara ara yanımıza uğrayan bir bayan arkadaşımız var. Onu sizlerle tanıştıracağım şimdi. Benim çok hoşuma gidiyor. Gerek çalıştığı meslek, gerek kendi kişiliği çok hoşuma gidiyor. Kahveleri yaptım, karşılıklı içelim dedik. Çok şükür yine iyiyiz, yine enerjimiz yerinde. Sizleri sormalı, sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hemen arkadaşımla tanıştırayım sizi. Merhabalar. Ayşegül Hanım, tanıştırayım sizlerle. Ayşegül Hanım kimdir? Ayşegül Hanım, Çankırılı. 18 plakayı taşıyorum. Antalya Manavgat'ta yaşıyorum. Otobüs kaptanıyım. Tır şoförüyüm. Meslek biraz fazla bende. Aynen. Çeşit çeşit mesleklerim var ama şu anda metroda çalışıyorum. Metro otobüsünde çalışıyorum. Marmaris, Gaziantep. Sahil yolunda. Böyle yani. Duyduğunuz gibi arkadaşlar, Ayşegül arkadaşımız bayan olmasına rağmen otobüs şoförü, tır şoförü harika. Yani ben ilk geldiği zaman görünce çok hoşuma gitti. Kadınların her yerde çalışıyor olması, bir şeyleri başarıyor olması, ayaklarının üstünde durabilmesi benim o kadar çok hoşuma gitti ki. İlk geldiğinde tanıştık, ara ara böyle işletmemize geliyor. Arada çay kahve falan içiyoruz, mola veriyor. Çok hoşuma gitti. Dedim bir konuşalım, sohbet edelim. Arkadaşlarımla sizi tanıştırayım. Yani nedir? Zorlukları var mı? Kadın şoför olmanın zorlukları var mı? Ya tabii ki var. Olmaz olur mu? Mesela benim bu otobüs camiası diyeyim. Buraya gelmeme Zeliha Kaptan'ın vesile oldu. Zeliha Kaptan'ın da bu arada tır şoförü, otobüs şoförü. Çok güzel. Sizin evet. Hep camia tır şoförü. Evet. Otobüs şoförü. Ya metroda 6 bayandık. Şu anda işte şey olaraktan istikamet olaraktan ben bu tarafa geçtim. Evim Antalya'da olduğu için. Onlar da çalışıyor. Tankerde çalışan arkadaşım var. Maşallah. Evet, o da şu anda işte tır işine başladı, bir hafta oldu. Sonra yani bayan olarak çok fazla varız, yani 40'ın üstündeyiz. Çok güzel, çok güzel. Yurt dışında var, Aybüke arkadaşımız, Mukaddes arkadaşımız var, tır şoförü, yurt dışında çalışıyor. Buradan bütün tır şoför arkadaşlarıma selamlar söylüyorum, başarılar diliyorum, yolumuz çok açık güzel olsun diyorum. Aynen. Bay bayan fark etmiyor. Tabii ki bayanların zorluğu oluyor. Mesela birisi bana sosyal medyadan yazmış, git evinde otur, mutfağında yap işini diye. Ben de tabii ki dedim hay hay erkeğim, aynen böyle cevap verdim. Hay hay erkeğim dedim. Sen bana ekmek getirirsin, ben de mutfağımda çalışırım, evimde çalışırım, ekmeğimizi yeriz dedim. Ama tık yok yani. Aslında şimdi, bakın ne kadar yanlış bir konuşma. Hani aynen, ayaklarının üstüne durup parasını kazanıyor, evine ekmek götürüyor denmiyor. Git evinde mutfağında çalış denmiyor. Aslında çok yanlış. Yanlış yani bunu konuşma. Ben şöyle değerlendiriyorum. Buradan herkese selam, sevgilerimi gönderiyorum. Kimse beni yanlış anlamasın lütfen. Ama şu bir gerçek. Bay olsun, bayan olsun çok tepki alıyorum. Ben arabada mavinimi uyutmak istiyorum bazen. Çünkü yol çok uzun. 21 saat yol gidip geliyoruz. Durmak yok devamlı. 3 kat baktım. Mesela mavinim uyurken ben hosteslik
bile yapıyorum. Yeri geliyor hani servis, hosteslik, demeyeyim de hani servisimi de yapıyorum. Bagajımı da alıp verebiliyorum. Hani çocuk uyuyor yani sonuçta. Kim olursa olsun o da bir insan evladı. Aynen. Burada şunu söylemek istiyorum. Kimse üzerine alınmasın. Bay olsun, bayan olsun. Çok eksi gelenler var. Ben onu şöyle değerlendiriyorum. Siz saygı duymuyorum, eksi düşünen şahıslardan bahsediyorum. Bay veya bayan. Kendi başaramadığı bir işi başarılı bir kişi de görünce eksiye düşürmek için elinden geleni yapıyorlar. Bu çok yanlış. Arkadaşlar lütfen. Sen başaramamış olabilirsin ama senin başaramadığını ben başarıyor olabilirim. Yalnız şu var ki sizin başardığınızda ben başaramıyor olabilirim. Alkışlamak yerine rencide ediyoruz. Aynen. Yani birbirimize destek olalım. Özellikle ben şuna değinmek istiyorum. Otobüste beni gördükleri zaman, kaptan olarak gördükleri zaman ailelerden çok tepki alıyorum. Çok teşekkür ediyorlar. Evet. Kızınızı çok hoşuma gitti. Yani ben bir beyden özellikle dedi ki hanımefendi, size çok teşekkür ediyorum. Eşim bir olay, evet. Benim işim bayan var, eşimle gidemiyorum. Ama sizi gördüm, çok içim rahat oldu. Bir bayan kaptan olaraktan eşimi özgürce size emanet edebiliyorum dedi. Çok ben güzel. Çok evet, güzel. Yani bayanların her iş alanında görmek beni çok mutlu ediyor ve herkes etmeli. Gördüğümüz zaman da takdir etmemiz lazım ya. Yani ne destek, bileyim. Destek. Destek olmamız dualar lazım. Dualar yeter. Aynen. Aynen. Yani dualar koca bir yeter. Arabadasınız. Ne bileyim bir tırın üstünde, otobüsün üstünde bayanlarımız. Allah'ım hani dua etmemiz lazım. Allah hata kaza vermesin diye. Aynen. Gerçekten. Aynen. Gerçekten. Vallahi ben kolay değil mesleğimiz. Erkeklere göre kolay değil. Bayan olarak 1-0 daha arkadasınız. Çünkü tabii hani ki bayan gözüyle bir bakılıyor. Yani ya toplumda beylerde çok takdir edenler var. Aynen. Çok güzel. Takdir edenler var. Destek olan da var. Çok güzel. Özellikle ben birkaç tane kaptanımdan çok çok iyilik gördüm. Allah razı olsun. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Yalnız şu var. Duş olayımız bizim çok zor. Yani buradan belki Cumhurbaşkanımız, belki Başbakanımız, belki Şoförler Odası Başkanlarımız beni duyabilirler. Şimdi arabada yatıp kalkıyorsunuz. Evet, yani duş olayı çok büyük bir problem. Erkekler için olsun, bayanlar için olsun. Ben saçlarım uzundu, kestim. Yani yeri geliyor, hortumun altına tutuyorum ya da lavaboda yıkıyorum. Yani bu var. Bir de benim isteğim yolculardan, misafirlerimizden kim olursa. Ben yıllarca seyahat ettim bu mesleğe girmeden önce. Hiçbir mavi, hiç şoför ya da hostes, hiçbir zorluk çıkarmadım. Özellikle şunu düşünmelerini istiyorum. Yanlış anlamayın lütfen, rica ediyorum. Siz otobüsten indikten sonra böyle hani eksi düşünenler için diyorum, artı için demiyorum. Siz otobüsten indikten sonra evinize gideceksiniz. Duşunuzu alacaksınız. Yemeğinizi yiyeceksiniz. Çayınızı içip kahvenizi içeceksiniz. Ama biz siz indikten sonra yine 7-24 devam edeceğiz. Biraz hoşgörü, biraz anlayış lütfen. Kimse kimsenin ekmeğini yemiyor. Kimse kimsenin işini elinden almıyor. Yapabileceğimiz sadece takdir etmek, teşekkür etmek veya yani bir insanın ruhunu çok güzel bir kelimeyle okşayabilir. Yani. Motivasyon çok önemli. Motivasyon sadece. Yani. Zaten yani. Siz zor olan bir işi yapıyorsunuz. Yani. Yolculardan motivasyon. Aynen. Zorlukçularım ama bizler de mesela dediğim gibi bak zamanında ben de yolcu oldum ama hiç zorlukçular. Hep öyle. Çıkarmadım. Ben daha önce gazetede çalıştım. 96'dan 2002 yılında. Parlamento gazetesi olsun şey. Ve çok seyahat ediyordum.
Yani ayda 3-4 kere seyahat etmem gerekiyordu işim gereği. İnanın hiçbir kimseye zarar vermemişim. Strese koymamışım. Hiç kimseyle böyle çok çalışırken stres olmamalı her ne iş olursa olsun. Ama işte ben bu eksi düşünen yolcularımızla çok karşılaşmasam da ara ara karşılaşıyorum. Özellikle beyler bunu çok bazen yapıyor. Şunun peşindeyiz. Lütfen namusumuzla, alnımızın teriyle, elimizin gücüyle kazanma derdindeyiz. Farklı kimsenin düşünceleri farklı yönlere gitmesin. Aynen öyle. Biz nasıl erkeklere inşaatta olsun, mühendis olsun, belediyede olsun saygı duyuyorsa, saygı duyuyorsa, evet, bayanlarımız da her ne işine çalışıyorsa saygı duyulmalı diye düşünüyorum. Ben çok takdir ettim seni. Çok teşekkür çok ederim. Çok takdir ettim. Yani ayaklarının üstünde böyle kuvvetlice duruyorsun. Benim kaç kere gelip giderken gördüğüm duruşum bu. Allah'ım yolunu açık etsin. Amin. Allah hatadan, amin, kazadan korusun inşallah. İnşallah. Valla tanıdığıma da sevindim seni. Rabbim güzel insanlarla karşılaştırsın. Amin. Hepimizi. Hepimizi sizin inşallah. Sizin gibi böyle anlayışlı, hoşgörülü. İnşallah. Hepimizi, vallahi, hepimizi, cümlemizi. Keşke bütün hanımlarımız yapabilse. Hani yapamayız. Ayaklarının üstünde o cesaretleri olsa hani illaki... Yani illa ki yapacakları bir iş olur. Benim arkadaşım... Ama o, ama bu hani evet, ayakları sürdük bir iş yapabilir yani. Mesela, kadınlar güçlü olduğunu inanıyorum ben. Tabii ki. Bursa'da benim arkadaşım belediyede çalışıyor. Körüklü kullanıyor mesela. Çok güzel. Körüklü otobüs kullanıyor. Belediye otobüsü. Muğla'da da var. Muğla şehir içi minibüslerinde artık evet, bayanlar çok çok fazla var arkadaşlar. Belki medyadan görüyorsunuzdur. Artık birçok illerde de bayan şoförlerimiz çok fazla. Muğla'da da çok güzel. Evet. Ben gördüğüm zaman ben, bayan şoförlerimizi çok seviniyorum mesela. Benim bir sloganım var. Şunu söylüyorum ben arkadaşlara, bayanlara. Hani kullanamam, kocaman. Böyle bir dünya yok. Gerçekten büyük arabayı kullanmak küçük arabadan daha kolay. Ben bunu erkeklerde de duydum. Büyük araba daha kolay. Ve ben diyorum ki, şunu söylüyorum, araba sizi kullanmıyor. Siz arabayı kullanıyorsunuz. Evet. Doğru. Siz ne derseniz, ne söylerseniz araba onu yapıyor. Doğru. Onun için lütfen cesaretinizi toplayın. Lütfen bunda bir şey yok, daha çok olalım. Çok güzel bir meslek. İki çizgi arasında gidiyorsun. Gözünü kırpamıyorsun. Şimdi buradan ben bir de gözünü kırpamıyorsun deyince şu geldi aklıma. Arabamızda 3 tane koltuk var. 3 tane. Biri yolcu koltuğu, ikincisi hostes koltuğu, üçüncüsü de şoförün koltuğu. İnanın üçü de farklı farklı. Evet. En şeyde şoförün koltuğu. Çünkü yolcu koltuğunda veya hostes koltuğunda gözlerini 5 dakika dinlendirebilirsin. Hayal kurabilirsin. Özlediğini o an gözünün önüne getirebilirsin. Plan proje yapabilirsin. Kitap okuyabilirsin. Bulmaca çözebilirsin. Telefonla oynayabilirsin. Ama kaptanlar, direksiyonla kaptanlar ne ailelerini düşünebiliyor, ne öteri ne biriyi, 100 metre ilerisini, 500 metre ilerisini düşünüyor. Hayal kuramıyor. Gözünü kapatıp bir 5 saniye, 10 saniye gözünü kapatıp dinlendiremiyor. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bana göre zorlu bir mesleğiniz var. Can taşıyorsunuz çünkü. Bu çok can. Can taşıyorsunuz. Çok zor bir mesleğiniz var. Diyorum ya Rabbim güç kuvvet versin. Rabbim yardımcınız olsun. Zor meslek. Amin, amin. Direksiyondaki kaptan kim olursa olsun, isterse benim düşmanım olsun. Ben var yok değil düşmanım direksiyonda. Hiçbir zaman dememişimdir ki şöyle böyle olsun. Allah düşmanımın dahi yolunu açık etsin. Amin. Rabbim. Amin. Amin.
Teşekkür ederim söyleşi için. Güzel ben sohbeti. Çok teşekkür ederim. Güzel özellikle sohbeti. Özellikle eline sağlık, çok güzel olmuş. Seni arkadaşlarıma gerçekten göstermeyi çok istedim ki böyle hani takdir edil diye. Yani çok senin nezdinde bütün bayan şoförlerimizi takdir edilmesi için böyle söyleşi yapmak istedim. Sohbet etmek istedim bugün. Çünkü arada gelip gidiyor dediğim gibi. Güzel vakit geçirdik. Kahvemizi içtik. Sohbet ettik. Teşekkür ederim. Şimdi rica ederim. Ben yola gideceksin değil mi şimdi? Evet, şimdi gideceğim. Şimdi arkadaşımız yola gidecek. Arkadaşımızı ben uğurlayayım şimdi. Şu kahvemizi de bitirdik. Hadi bakalım. Ayşegül Hanım'ı otobüsüne uğurluyoruz. Saygılar sunuyorum buradan. Ayşegül Hanım, ben geldim. Hoş geldin. Mekanın temizliğini mi yapıyorsun? Aynen öyle. Şöyle bir temizleyeyim de şimdi çıkacağım ya. Evet. Biraz toz oldu. Halıyı falan süpürünce şeyler, tozlar piyasaya çıktı. O yüzden biraz şöyle şey olsun. Otobüsünde bir bayan eli değdiği belli. Bakar mısın? Süslü püslü, ne güzel. Evet, onlar patronun süsleri. Şöyle biraz bakın. Şey, oralar. Biraz sonra Ayşegül arkadaşımız yola çıkacak. Hep i̇nşallah. Birlikte uğurlarız şimdi inşallah. İnşallah Allah büyük. Dediğim gibi büyük. Rabbim sizleri korusun arkadaşım. Yolu açık etsin. Evet. Böyle bu da benim kupam. Annemin fotoğrafı çıkıyor böyle şey yapınca. Çok güzel. Koyunca annem. Evet. Mekanı cennet olsun. Yani onu yanımda hissetmek istiyorum. O yüzden böyle onu yanımda taşıyorum. Çok güzel. Yani. Şimdi böyle direksiyon şimdi işte nasıl? Hazırlanıyoruz. Biraz sonra Allah nasip ederse yola devam. Aynen. Güllerimize bak, güllerimize. Ay çok güzelsiniz. Gül de güzel, sen de güzelsin Ayşegül'cüm. Çok teşekkür ederim. Şimdi görev zamanı. Aynen. Yolun açık olsun güzel insan. Çok Allah'a teşekkür emanet. Ederim. Bu arada Faruk Güldoğlu tesisine de çok teşekkür ediyorum. Afiyet saygılar olsun. Saygılar. Çok çok memnun kaldım. Allah razı olsun, tekrar uğrayacağım. Hayırlı yolculuk. Yollarına tüm etsin. Amin amin, inşallah görüşeceğiz inşallah. Helal sana be kardeşim. Evet, Ayşegül Hanım'ı uğurladık arkadaşlar. Rabbim hata kaza vermesin. Mesleğinde kolaylık versin. Görüşürüz. Güle güle. Sen de. Tamamdır. Hadi bakalım. Allah'a emanet.